Arkadaşlar ben Sedat Talabalık. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz birçok ticari aracın videolarını çekiyoruz. Artık eski ticari araçlar da YouTube kanalımıza konuk haline getirmiş bulunmaktayız. İlerledikçe daha da eski detaylı videolarla karşınızda bulunacağımızı söyleyebiliriz. Bugünkü konuğumuz Skoda firmasının Türkiye'ye özel olarak ürettiği Skoda çarpık bacak pikaplar ile karşınızdayız. Türkiye Çelik Motor tarafından üretilmiş bu araçları gelin hep birlikte detaylı sizlere anlatımını yapayım. 1940 ve 1945 yılları arasında Skoda fabrikası 1. Dünya Savaşı'nda defalarca hava saldırısına uğrar ve en büyük hava saldırısı da 25 Nisan'da gerçekleşir. Savaşta tüm fabrikasını kaybeden Skoda, yeniden inşa ettiği Skoda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk arabası olan 1001 serisiyle artık üretime başlar. 60'lı yılların başına gelindiğinde Türkiye'de yeni bir anayasa çıkar. İtilatta kısıtlamalar gelir. Yani yurt dışındaki araçların Türkiye'ye gelmesini kısıtlarlar. Yeni bir kanunda dışarıdaki gelen araçların artık biraz yerlilik oranların olması ve Türkiye'de bir montaj hattı atmak zorunda olduklarını bu yasa içerir. Tabii ki Ford Transit, Otosan gibi, mal kamyonlar gibi, ondan sonra birçok ticari aracın Türkiye topraklarında montaj hattı vardı. Tabii ki Skoda da diğer ticari araçlar gibi geride kalmaz. Skoda fabrikasını Türkiye pazarını kaybetmemek için, Türklere özel bir pikap üretmek için Skoda 1200 sasesini kullanarak Türkiye'ye yeni Skoda Türk olmuştur. Yani namı değer Skoda Türk olmuştur. Türkiye dışında hiçbir yerde üretilip satılmadı. Bu pikap 1966 ve 1986 yıllar arasında Skoda patenti ile üretilip satıldı. Türkiye'ye has bir model olan 45 beygirlik zayıf bir motora sahiptir. En belirgin özelliği ise arka tekerleklerin içe doğru yamuk olmasıdır. Yükleme yapıldığında araç eğrilikten yamuktan düzeldiğini de sizlere söyleyebilirim. Arka tekerleklerin yamuk olmasından lakabı çarpı bacaktır. Sonra Skoda bacak ismini alır. 60'lı 90'lı yıllarında sebze meyve arabası olarak yolda görmek mümkündü. Her ne kadar sağlam bir araç olarak aklımızda kalmasa da o dönem en ucuz pick-up modeli olduğu için tercih edilmiştir. 90'lı yıllarda Volkswagen grubuna geçmesiyle ülkemize yeni modellerle olmaya devam etti. Diğer ürettiği model ise Skoda'nın favori modeli olmuştur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Skoda çarpık bacak aracı hatırlarsanız Züğürt Aga filminde Şener Selin bu araçta domates sattığını belki hatırlarsınız. Bir dakika videoda görüşmek üzere.